Ne bakalım. İhanet gecesine gidelim. Akıncı üssü koridorlarında kaydedilen görüntü ilk kez gelecek ekranlarınıza. FETÖ'cüler, orgeneraller Hulusi Akar ve Yaşar Güler'i o üsse nasıl getirdiler? O görüntüler nasıl çıktı ortaya? Rüya Kuş'tan dinleyelim. Rüya. 486 sanıklı Akıncı davasında aslında o görüntülerin var olduğu biliniyordu ama hatta dosyalara da girmişti. Fakat hiç hareketli olarak ekranlara yansımamıştı. Bu yüzden de ilk kez ekranlara geleceğini söyleyelim. Bir detay daha vardı aslında. Biz Hulusi Akar'ın, Yaşar Güler'in Genelkurmay karargahından nasıl çıkartıldığını da biliyorduk. Ama Akıncı üstüne girerken yanlarında kim vardı? Hangi koşullar altında işte o kapıdan içeriye sokuldular? Filo koridorlarında yürüdüler. Bunu bilmiyorduk. İşte o anlara tanıklık edeceğiz. Ben size isterseniz 3 kelime vereyim. İp, telefon ve oda diyeyim ve sadece bu 3 kelimeden nasıl benim darbeyle bir ilişkim yok, ben darbeci değilim diyenlerin darbeye iştirak ettiğini de az sonra izleyelim. Çünkü sadece bu 3 kelimeyle özellikle darbenin kalbi Akıncı üssü olduğu için o noktadaki karanlık noktalara da ışık tutacağını söyleyebiliriz. Peki telefonla konuşan kimdi? İpi kim elinde tuttu ve generaller nasıl Akıncı üssüne getirildi? İşte o anlar. Hain darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanlar Akıncı üssüne böyle getirildi. 15 Temmuz gecesine ilişkin bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı. Saat 22.35'i gösteriyor. Akıncı üssündeki karargah binasının koridorları hareketli. İşte o hareketlilik arasında üsse getirilen ilk isim Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar. Akar'ın yanında Mehmet Dişli ile diğer darbeci askerler görünüyor. Mehmet Dişli daha sonra koridorda 3 dakika boyunca telefon görüşmesi yapıyor. Bir ileri gidiyor, bir geri. Sonra odalardan birine girip çıkıyor. Akıncı iddianamesinde güvenlik kamerası saatinin 45 dakika geride olduğu belirtilmişti. Bu da Dişli'nin o telefon görüşmesini saat 23.45'te yaptığını gösteriyor. HTS kayıtlarına göre ise telefonun diğer ucundaki isim daha önce çok kez Adil Öksüz'le Amerika'ya gidip gelen Yaşar Güler'in özel kalem müdürü Bünyamin Tuner'di. Belli ki hala darbeyi yapabileceklerini düşünüp kendinden emin bir şekilde konuşuyordu. Görüşmeden yaklaşık bir saat sonra bu kez koridorun başında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler görünüyor. Yanında tam teçhizatlı darbeci hainler var. Güler yürümekte güçlük çekiyor çünkü gözleri kapalı, elleri de arkadan kelepçelenmiş. Yaşar Güler odaya sokuluyor. Darbeciler 3 dakika sonra ellerinde iple geri dönüyor. Belli ki Orgeneral Güler'in ellerini ve ayaklarını bağlayacakları ipi daha önceden hazırlamışlar. Bu görüntüler Akıncı davası iddianamesinde önemli deliller arasında yer aldı.